GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde haftanın ilk işlem gününde dolar endeksinin negatif bir baskıya maruz kaldığını görebiliyoruz. 96.96 96 seviyesi kısa vadeli olarak baktığımızda yani 1 saatlik grafikte mevcut düşüş çizgisinin üst bölgesi olarak kayıtlara geçmektedir. Özellikle 96-96, işte 96-99 gibi ya da yuvarlarsak 97 rakamının önemli olduğunu burada görebiliyoruz. Özellikle burada yeni bir karar verme eğiliminde olduğunu ve buna ilişkin Eurodolar Partisi'nde de mevcut bir fiyatlama içerisinde nasıl bir seyir gerçekleştirmesi gerektiği sorusunun cevabını aradığımız bir durumdayız şu anda. Özellikle aşağı yönlü bir baskının devam edip etmeyeceğini sorguluyoruz. Amerika'dan gelecek olan veriler tabii ki bu anlamda önemli. ABD'li işlemcilerin açılıştaki fiyatlamaları bu anlamda dikkatli takip edilmeli. Ama genel çerçevede 97 ve 96-96 gibi bölgelerin altında bir aşağı yönlü hareketliliğin devam ettiğini görebiliyoruz. En azından bir saatlik grafikteki düşüş çizgisinin altındayız hala da. Bu yüzden de özellikle dolar endeksinin bundan sonraki süreçte, daha doğrusu günün kalanında nasıl bir strateji ile yer alacak sorusunun cevabında özellikle 96 96 97 bölgesinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini unutmayalım. Bu bölge geçilmezse aşağı yönlü baskılar etkisini hissettirebilir. Daha net yukarı yönlü hareketler içinse ilgili bölgenin üzerindeki fiyatlamalar incelenmelidir. Eurolar paritesine baktığımızda kısa vadeli olarak baktığımızda belirli geri çekilmeler olsa da özellikle 1.0995'in üzerinde kaldığını görebiliyoruz. Burada özellikle dolar endeksinin performansı önemli. Dolar endeksinin performansına göre Eurolar paritesinin de aşağı yönlü hareketlerine devam edip etmeyeceğini burada inceliyoruz. Eğer dolar endeksi 96-96-97 bölgesi altında kalmayı sürdürürse Yollar paritesi de 1.0995'in üzerinde fiyatlamalar oluşturmak isteyebilir ve bu yüzden de özellikle endeks performansı bu anlamda dikkatle takip edilmelidir. Genel çerçevede eğer endeks satıcılı seyrine devam edecekse Euro-Dolar paritesi de yukarı yönlü tepkilerini sürdürmek isteyebilir. Burada bir trend değişikliğini görebilmemiz için önce dolar endeksinde bir trendin değişmesi gerektiğini unutmayalım. Sterlin dolar paritesine baktığımızda gün içerisinde önemli yükselişler kaydettik. Yeniden 1.55'lere doğru bir atak görmüş olduk. Hatırlarsak daha önce sterlin dolar paritesinin 1.55 seviyelerinde önemli mücadeleler verdiğini görebiliyoruz. Daha önce de ilgili seviyede ciddi bir mücadele içerisindeydi. Yine aynı şekilde 1.55 seviyesinde inanılmaz bir mücadele göstermekte sterlin dolar paritesi. Özellikle bundan sonraki süreçte nasıl bir strateji oluşturmalıyım sorusunun cevabında 1.55.05 bölgesi yine dikkatle takip edilecek bir bölgedir ifadesini kullanabiliriz. Kısa vadeli olarak baktığımızda şu anda 1.54.15, 1.55.05 arasında bir sıkışma söz konusu. Özellikle bu sıkışma sonrasındaki hareketler dikkatle takip edilmeli. Özellikle bandın dışındaki fiyatlamalar önemlidir bandın dışındaki hareketlerde daha net fiyatlamaları da görmüş olacağız. Bu yüzden de 1.55.05, 1.54.15 yatay hareketlerinde nasıl bir karar verecek bunu yakın zamanda önemli hareketlerden sonra bandın dışına çıkılmasıyla birlikte daha net inceleyeceğiz. Özellikle bu aralık dikkatle takip edilmelidir. Yurt içine geldiğimizde biliyoruz ki 1 Kasım seçimleri sonucu piyasalar üzerinde önemli bir etki bıraktı. Önce forex piyasası açılışında, daha sonra da yurt içi piyasaların açılışı sonrasında dolar Türk Lirası'nda önemli bir geri çekilme görmüş olduk. Gün içerisinde hareketleri incelediğimizde 2.75-80'lere kadar geri çekilen bir görüntüye şahit olduk. Günün zirvesine baktığımızda 28578 ki dikkat ettiyseniz 93 günlük basit hareketli ortalamaya çok yakın bir yerden dönüş kaydetti. Özellikle burada yukarı yönlü hareketler artık sonlandı mı? Bundan sonraki süreçte hep düşüş mü olacak gibi soruların cevaplarını arıyoruz. Bu anlamda günlük kapanışlar gerçekten dikkatle takip edilmelidir. Özellikle 93 günlük üstsel ve basit hareketli ortalamanın altında mı yoksa üzerinde mi günlük kapanış gerçekleştirecek sorusunun cevabını günlük kapanışa bakarak yanıtlayabileceğiz. Kısa vadeli olarak baktığımızda yine ilgili ortalamalar önemli. Bu ortalamalı yuvarlak rakam olarak 2.86 olarak vurgularsak 2.86 direnci önemlidir. 286'nın altında satış baskısının etkili olması beklenilmektedir. Kısa vadeli beklentilerde bu şekildedir ifadesini kullanabiliriz. Ham petrol fiyatına gelecek olursak, yukarı yönlü hareketlerin 47 ile sınırlanması sonrasında aşağı yönlü belirli geri çekilmeler oluştu. Özellikle burada 47'lerin altında belirli tepkiler kaydetmiş olsa da 45 65 45 15 bölgesi üzerinde kaldığımızı görebiliyoruz. Özellikle bir düşüş hareketi oluşturabilmek için ilgili bölgenin altındaki fiyatlamalara dikkat etmemiz gerekir. Eğer bu şart sağlanırsa 44, 30 ve 43, 45 gibi rakamları telaffuz edebiliriz. Aksi takdirde ham petrol fiyatlarında yeniden bir toparlanma oluşabilir. Özellikle bu aşamada 45, 65, 45, 15 bölgesi önemlidir. Son olarak da altın fiyatlarına değinecek olursak aşağı yönlü bir baskının varlığını konuşabiliyoruz. Kanalın yani düşüş trendinin üst noktası 1151'lerden geçiyor. 1151 seviyesinin altında satış baskısının ön planda kaldığını vurgulayabiliriz. 1144 seviyesi de ilk direnç noktasıdır ki özellikle 4 saatlik grafiklerdeki son 4-5 mumu incelediğimizde 1144'ün altındaki fiyatlamanın ön planda kaldığını görebiliyoruz. Bu anlamda aşağı yönlü bir negatifliğin devamına ilişkin düşünceler ön plandadır ifadesini kullanabiliriz. Genel çerçevede dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar Türk Lirası, ham petrol ve altınla ilgili teknik beklentiler bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.